aramıza girmiş. Dağlar, denizler, gelemem diyorum, öf öf, sen gel diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler, örtülmüş izler, bulamam diyorum, öf öf, sen bul diyorsun. Sen bul diyorsun. Kar yağmış yollara, örtülmüş izler, örtülmüş izler, bulamam diyorum, öf öf, sen bul diyorsun. Sen bul diyorsun. Çok kıymetli muhtarım, civar köylerden gelen komşu muhtarlarımız, çok kıymetli büyüklerimiz, kıymetli dernek başkanım, yönetim kurulu üyelerimiz, hemşerilerimiz, köylülerimiz, akrabalarımız, pikniğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün köyümüzde, derneğimizde ilk defa bu topraklarda, doğduğumuz topraklarda atalarımızın, analarımızın, babalarımızın olduğu, bizlerin birçoğunun burada doğduğu topraklarda bu pikniği yapmayı Allah bize nasip etti. Bunun için öncelikle dernek başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, köy muhtarımıza, bugün buraya kadar gelip bize onur veren kıymetli müsteşarımıza, çok kıymetli köylülerimize, akrabalarımıza, komşularımıza hepinize teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bugüne kadar derneğimizde görev almış kıymetli dernek başkanlarımıza, ağa olarak köyümüze destek vermiş kıymetli büyüklerimize, daha önce görev almış, bugün edebiyete intikal etmiş, rahmeti rahmana yürümüş bütün akrabalarımıza, büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekrar hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Açılış ve selamlama konuşmalarını yapmak üzere dernek başkanımız Gürsel Yurtseven'e mikrofonu takdim ediyorum. Buyurun sayın başkanım. Çok değerli komşularımız, değerli misafirlerimiz, köyümüzde terk etmiş olduğumuz, köy tarihimizde birikik olan piknikli kurban bayramı şölenimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hepinize çok teşekkür ederim. Umarım pikniğimizden memnun kalırsınız. Tabii mutluluğunuzu dostlarınızla, üzüntünüzü bizimle paylaşınız ki mutluluğunuz artsın, gıybet, dedikodu yok olsun, iyilik ve güzellikler artmış olsun. Bu duygularla Kurban Bayramımızı tebrik eder, büyüklerin ellerinden öperim. Değerli hemşehrilerimiz, görev yaptığımız süre içerisinde köy konağımızı lojmanıyla birlikte bitirdik elhamdülillah. Mezarlığımızı temizledik. Yolumuz ve suyumuzda aksaklıklar giderildi. Bugün de köyümüzü canlandırmak ve şenlendirmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bunun için bizleri yalnız bırakmayan siz dostlarımıza bir kere daha teşekkür ederim. Bugün burada olmak isteyip de gelemeyen komşularımıza da ilgi ve alakalarından ötürü teşekkür eder. Onları da hürmet ve saygıyla selamlıyorum. Kıymetli komşularımız, önümüzdeki Kasım ayında genel kurulumuz olacaktır. Tabii ki köyümüze hizmet yapacak çok daha değerli yönetici adayları olacaktır. Elbette bize düşen görev her zaman onlara yardımcı olmaktır. Bu arada bu çalışmalarda beni yalnız bırakmayan yönetim kurulu üyelerimizden Mehmet Özcan, Yunus Dursun, Engin Güngör, Hasan Akbulut, Abdurrahman Bölük ve Burhan Şahin Bey kardeşlerime huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ben bir kere daha hepinize hoş geldiniz der. Burada olduğunuz için ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinize hayırlı eğlenceler diliyor. Allah'a emanet ediyorum. Saygılarımla. Başkanımıza bu güzel konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Kıymetli muhtarımızı
İzzet Bey'i buraya davet ediyoruz. Sayın Muhtarım buyurun. O da bir köylerimize hoş geldiniz diyecek inşallah. Çayırlıköy adına bütün gelen komşularımıza hepsine hoş geldin diyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Konuşmanın kısası makbul diyor muhtarımız. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi pikniğimizi onurlandıran kıymetli müsteşarımız, köylümüz, hemşerimiz, akrabamız Yusuf Büyük Bey'in konuşmalarını yapmak üzere kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurun sayın müsteşarım. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu organizasyonda emeği geçen köy muhtarımıza, dernek başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. Yıllardan beri her bayram ve her tatilde geldiğimizde diğer köylerin pikniklerini kendi köylerinde yaptıklarını görünce hevesleniyorduk. Bu açıdan dernek başkanımıza hakikaten canı gönülden teşekkür ediyorum. Bugün burada aylardır, belki yıllardır görmediğimiz hem çevre köylerin hem kendi köyümüzdeki insanların uzun zamandan beri birbirleriyle görüşemediklerini, ki bunların başında ben vardım. Bugün kendi akranlarımızı, büyüklerimizi, bizden küçüklerimizi görme imkanı verdiler. Zaten bayramların da temel amacı bu. Birlik, beraberliği, sevgi, saygıyı, huzuru artırıcı günler olarak hayatımızda yer alıyor. Biz bu topraklarda doğduk, büyüdük. Hepimiz çeşitli gerekçelerle bu güzel toprakları arkamızda bırakarak büyük şehirlere gittik. Ama hepimizin içinde bir gün bu topraklara dönme umudu vardı. Kızlarımızı, torunlarımızı, evlatlarımızı, herkesi yılda bir kez olsun buraya getirip bu bölgeyi tanıtmakta fayda var. Ama nihayetinde de belli bir yaştan sonra çok uzun bir süreyi de burada geçireceğiz artık. Buna ben de dahilim. Ben ve benim üzerimdeki daha büyük yaştaki abilerimiz de dahil. Hepimizin gözü burada, bir an önce gidip köyümüzde başımızı sokacağımız bir ev yapıp orada kalalım diye düşünüyoruz. Bu açıdan bu piknik köye dönüşü, köye özlemi ve köyde yer yapma arzu ve isteğini de canlı tutacak, hızlandıracak. Bu açıdan katılan tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor, küçüklerin gözlerinden öpüyor. Yeniden muhtarımıza ve dernek başkanımıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Thank you.
Hangi kalem yazmış öfü benim yazımı? Dert ortağında olan nefli sazımı? Sen çalıyorsun. Sen oğul yer vurdu bir yandan, yer vurdu bir yandan.
güzel şiran day vurdum. Oy Erbatım Erbatım, bugün yine berbatım. Oyna güzelim oyna, Erbatım Erbatım, bugün yine berbatım. Oyna güzelim oyna, bana belliler atım. Kerle, sövgüle, oranın
Hadi Neşet. Hadi Suzi, hadi yavrum. Halaya, hadi Kenan. Kameraya çek oğlum, baba kameraya çek. Hasanlar. Hadi Neşet. Hadi Nazif, hadi Nazif. Hadi! Protokola su verin arkadaşlar. Açın şunu. Evet, evet. Devam. Aslanlar. Yerindesin. Oo, Müşte Efendi sen de mi geldin? Aslanım.
Evet. Ses gelmiyor, ses gelmiyor. Dileklerimle kutluyorum. Çaylı köyü geleneksel piknik şöleni hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah bir dahaki piknik döneminde hep birlikte beraber oluruz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Komşu köyümüzün yani Çaylı köyümüzün şenliğine gelmekten, buradaki hemşerilerimizle hemhal olmaktan son derece mutluyuz. Tüm köy derneğimize, emeğe geçenlere, hemşerilerimizle bizi buluşturanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin diyorum. Teşekkür ederim başkanım. Ayaklarınıza sağlık. Yönetim kuruluna teşekkür ederim bu organizasyonu yaptığı için. Bayramları mübarek olsun, kutlu olsun. Ayrı bayramlar diliyorum. Sivas Saray Çaylı Köyü'nün yapmış olduğu organizeyi nasıl buluyorsunuz? Çok güzel biliyorum. Allah razı olsun yapandan, edenden, buraya davet edenlerden. Köyümüzün ilk pikniğine katılıyorum. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Çaylı Köyü'nün piknik şölenine gelmekte bulunuyoruz. Bu güzel piknik şölenimiz her zaman, her yıl burada olmasını istiyoruz canı gönülden. Aynı zamanda bütün komşuların da buraya katılmasını istiyoruz. Dostlara, sevenlere sevgiler, selamlar. Teşekkür ediyorum, sağ olun. İki pikniğimiz çok güzel oldu. Düzenleyenlerden Allah razı olsun. Dernek yönetimine teşekkür ediyoruz. İlk defa köyümüzde böyle bir etkinlik düzenlendi. Herkese teşekkür ederiz. Sebep olandan, dernek yönetiminden Allah razı olsun. İnşallah gelecek sene daha iyi olur. Katılımın daha yüksek olmasını bekleriz. Tüm köylerime, işe dosta selamlar. Cümleten selamünaleyküm. Bugün buraya Çaylı Köyü'nün piknik şölenine geldik. Güzel bir havada geçiyor. Gayet iyi. Festival havasında geçiyor. Bütün akrabalar falan, eş dost hep bir aradayız. Bundan sonra inşallah bunun da devamını diliyoruz. Buna daha güzel gelişmeler olacağına inanıyorum ben Allah'ın izniyle. Bütün herkesin Kurban Bayramı, mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Herkesin güzel bir şekilde köyüne sahip çıkmasını, köylerine gidip gelmelerini, sıla-i rahim yapmalarını tavsiye ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bayramlar birlik, beraberlik, kardeşlik duygularının pekiştiği, uzun zamandır birbirini görmeyen akrabaların, dostların, arkadaşların birbirini gördüğü ve birbirlerine olan sevgi ve hürmetin çoğaldığı günleri yaşıyoruz. Tabii bayramı vesile edinerek Sivas'ta, Zara'da ve Zara'nın değişik köylerinde, bugün de kendi köyümüzde, İstanbul'da yaşayan, Türkiye'nin değişik yerlerinde yaşayan Çaylı köylülerin, daha doğrusu Kömüşlüklerin ilk defa, doğru mu başkanım? İlk defa köyümüzde piknikle bir araya geliyoruz. Bu beraberinde şunu da getiriyor, bizim çocuklarımız, bizim akranlarımız ve büyüklerinin dışında kalan yeni neslin, anne babalarının, dedelerinin doğduğu toprakları görmek, yaşadığı yerleri görmek, oralarla olan birlikteliklerini, hemhal olmalarını devam ettirmek için
ben çok önemsiyorum bu pikniği. Zira bizim çocuklarımız gidip gelmedikçe memleketlerinden, köylerinden uzak kalıyorlar. Ben bütün Sivas toplantılarında ve Zara toplantılarında, İstanbul'da yapılan toplantılarda şunu söylüyorum. Çocuklarımızı örf, adet ve geleneklerini yaşatma adına kendi köylerine mutlaka kültürlerini tanıma adına da getirmek lazım. Hem iç turizmi de canlandırıyoruz. Bugün Zara'da araba bırakacak otopark hakikaten zorlanıyoruz araçlarımızı bırakmakta. Antalya'ya ya da başka tatil bölgelerine çocuklarımız hevesleniyor gidiyorlar, gitmeliler de. Ancak öncelikle doğdukları yeri görmelerinde de fayda var. Bu açıdan ben bu pikniği, bu organizasyonu çok önemsiyorum. Başta köy muhtarımız, dernek başkanımız olmak üzere hem azalarımıza hem yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Çok uzun zamandır görmediğimiz büyüklerimizi gördük. Ben de bundan mutlu oluyorum. Belli bir yaştan sonra insanlar ekonomik imkanları ne kadar iyi olursa olsun, gezme imkanları ne kadar iyi olursa olsun, belli bir yaştan sonra göçtüğü yerlerin özlemiyle yaşıyorlar. Hepimiz bir gün bu topraklara dönecekmiş gibi davranıyoruz. Her yıl bu köyde yapılan evlerin sayısı artıyor. Zara, Dağ ve Zara'nın köylerinde yapılan evlerin sayısı artıyor. Bu şunu beraberinde getiriyor. Bu topraklardan geçinmek, çocuklarını büyütebilmek için büyük şehirlere giden insanlar yıllardır dönecekleri günü hasretle bekliyorlardı. İşte biz o günleri yaşıyoruz. İnşallah büyük şehirlerde yaşam daha da zorlaştı. Burada her türlü imkan da var. Emekli olan büyüklerimiz zamanla gelip buraya yerleşecekler. Bu açıdan bu piknik de yeni yetişen neslin buraları bilmesinde, tanımasında, mutlu olmasında fayda olduğunu da beraberinde getirdi. Ben yeniden bayramın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Birlik beraberlik pikniğini hayırlı uğurlu olsun diliyorum. Bu vesileyle Kurban Bayramlarını enişten dileklerimle kutluyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın diliyorum. Tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Herkese başarılar diliyorum. 3 liradan başlatıyorum abi. 3500 daha hayırlı olsun abi. İsminizi söyle. Kenan Özcan. Tamam 3500 Kenan Özcan. 4000 lira hayırlı olsun Mustafa Polat. Evet. Mehmet Şahin 4100 lira. Mehmet Polat 4100 lira. Evet. Efendim. Tam dur, nereye çekiliyor 1500? O zaman 5000 ver çekil. Var mısın? Tamam o zaman, eyle de işte. Hayırlı olsun. Mikrofonu yakın tutun. 5250. 5250. Gökhan Akbulut 5500. Bekir Başyurt 5750. Evet, Bekir Başyurt 5750. Bu bir nöbette. Nöbeti de bu sene herhalde bize kısmet oldu. 2019-2020'nin ağalığını bize nasip ettiler. Ağalığı aldık. Köyümü seviyorum, köylerimi seviyorum. Köylerimde gurur duyuyorum. Ağalık tabii bir yarıştır. Yani ağalıktan ziyade köye bir destek olabiliyorsak ne mutlu bize. Bundan dolayı böyle bir şeyi köylümüzün her seneki yapmış olduğu ağalık yarışını bu sene bize nasip oldu. Biz aldık. Ve bir de en güzeli işin köyümüzde olması bu pikniğimizin. Köyde bir ilk oldu pikniğimiz. İnşallah bize de bir ilk oldu. Ağalığı bize verdiler. Tüm köylerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Hürmetlerimi sunuyorum. İnşallah 2020-2021'de görüşmek üzere diyorum.